Gidiyoruz. Arkadaşımız Gönül Kasap bizlerle birlikte. Bakalım tören öncesinde ne gibi hazırlıklar var? Şu anda nereye kadar gelindi? Cumhuriyet'in ilan edilişinin 101. yıl dönümü başkent Ankara'da da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi başkent Ankara'da da sabahın erken saatlerinde hazırlıklar başladı. Bizler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirgahından bildiriyoruz sizlere. Anıtkabir'deyiz. Kameraman arkadaşımla birlikte buradaki resmi töreni ardından da yurttaşın ziyaretlerini takip edeceğiz. Kameraman arkadaşım şimdi ekranlara getirsin. Burada sabahın erken saatlerinde hazırlıklar başladı. Çok yoğun güvenlik önlemleri alındı. Şu an içeriye Türk bayraklarıyla içerideki resmi törene katılacak öğrenciler yine güvenlik noktalarından geçerek içeriye alınıyor. Saatler 11'i gösterdiğinde buradaki resmi tören başlayacak. Geçtiğimiz yıllara nazaran bugün biraz daha geç başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı nedeniyle bugünkü Anıtkabir'deki anma töreni saat 11'e çekildi. Saatler 11'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı yanındaki heyetle birlikte Aslanlı yoldan yürüyüş gerçekleştirecek. Ana Muhalefet Partisi CHP lideri Özgür Özel de yine heyetiyle beraber burada olacak. Belediye başkanları, birçok siyasi isim de bugün buradaki resmi törene katılacak. Ardından saatler 11.30'u gösterdiğinde de kapılar ziyaretçilere açılacak. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamındaki kutlamalarda Anıtkabir'de ziyaretçi rekoru kırılmıştı. Aslında geçtiğimiz yıl da bizler bu noktadan takip etmiştik ve karşılaştırma yaparsak yine aynı kalabalığı, aynı coşkuyu görmek mümkün olacak. Ankara'daki Anıtkabir dışındaki ambiyanstan da bahsedelim Musa Özuğurlu. Bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bugün öğleden sonra saatler 14.45'i gösterdiğinde Ulus'ta 1. Meclise, yani Cumhuriyet'in ilan edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden kortej başlayacak. Bando takımı askeri birliklerde takip edecekler o korteji ve CHP lideri Özgür Özel de yine o kortejle birlikte şu anki aktif olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar bir yürüyüş gerçekleştirecek. Gün içerisinde de yine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ankara'da büyük bir coşkuyla kutlanacak diyelim. Yeni gelişmeleri de yine Tele1 ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü size bırakalım. Gönül Kasap gün içerisinde gelişmelerle seninle birlikte olacağız. Diğer taraftan tabii İstanbul ve İzmir'de de kutlamalar için mekanlar hazır. Ve ne yapalım? Önce İstanbul'a gidelim. Ceren Ural Vatan Caddesi'nde. Bakalım Ceren bize neler anlatacak ilk etapta. Musa Özuğurlu, Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir diyen atamızın bize bıraktığı işte en büyük emanet Cumhuriyet. Bugün 101 yaşında. 101 yıl önce bugün bir lider kendi sultanlığını kurabilecekken en zoru seçti ve halk özgürce yaşayabilsin diye kendi hayatını bir kenara bıraktı ve halkına görev edindi, Cumhuriyet'i ilan etti. 101 yıldır bugün her yıl coşkuyla kutluyoruz. Vatan Caddesi'ndeyiz. Kameraman arkadaşım Murat Erkmen'le birlikteyiz. Tören saat 9.30'da başlayacak. Hazırlıklar saatler öncesinden başladı. Trafiğe kapatıldı Vatan Caddesi. Kameraman arkadaşım şu anda gösteriyor. O cadde boydan boya Türk bayraklarıyla donatıldı. Ve Cumhuriyet'in değeri bugün her geçen gün daha çok hissediliyor. 9.30'da tebrik töreni başlayacak. Ardından saat 10.30'da da Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni ve geçiş töreni yapılacak. Valimiz, garnizon komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı burada törende olacak. Araç selamlaması yapacaklar. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı yayınlanacak ve ardından o coşkulu törene geçilecek. Bando ekibi burada. Geçiş töreni için askerler burada. Kendisi de geçiş töreni için hazırlandılar saatler öncesinden. Ve dediğimiz gibi 101 yıldır coşkuyla kutlanıyor. Sadece Vatan Caddesi'nde değil, Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar devam edecek. İstanbul'da da akşam saatlerine kadar her ilçede, her belediye bir etkinlik düzenliyor. Konserler olacak ve tüm yurttaşlar bugün o anı hep birlikte, birlik olarak geçirecek. Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet teşkilatlarından askerler ve polisler askeri zırhlarla
araçlarla buradan geçit töreni yapacak. Bir yandan tabii yoğun güvenlik önlemleri de alındı. Söylediğimiz gibi sabah saatlerinde cadde tamamen trafiğe kapatıldı. Boydan boya da şerit çekildi. Giriş gelişler sıkı bir kontrollü yapılıyor burada. Ve dediğimiz gibi törenden sonra da buradan başka bir etkinliğe geçeceğiz. Orada da yine saat 16'da Sola Türk'ün bir geçit etkinliği olacak. Orada da yurttaşlar bekliyor ve akşam Yeni Kapı'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da katılımıyla akşam saatlerine kadar etkinlikler düzenlenecek. Ve şimdi yavaş yavaş biz de burada etkinliğin başlamasını bekliyoruz. Yurttaşlar da gelmeye başladı. Yavaş tabii tamamen dolmadı ama saat 10.30'da burada bütün yurttaşlarla birlikte Vatan Caddesi'nde İstanbul'da Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanmaya devam edecek diyelim. İstanbul'dan sözü Ankara'ya bırakalım. Peki Ceren, çok teşekkürler. Ceren Ural bizlerle birlikteydi İstanbul Vatan Caddesi'nden. Şimdi Ankara ve İstanbul'dan sonra İzmir'e bakacağız. Simge Arıcan bizlerle birlikte. Muhabirimiz Simge, bakalım bize neler aktaracak. Simge, seninleyiz. Evet Musa, Özurlu Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümünde biz de Konak'ta Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Bugün en büyük bayramımızı kutluyoruz. İzmir'de törenler başlamadı ama artık son hazırlıklar yapılıyor. Şimdi biraz bu hazırlıkları gösterelim. Az önce alanda bir güvenlik taraması yapıldı. Bugün için sıkı güvenlik önlemleri var ama trafiğe kapatılan yollar yok. Bunun da altını çizelim. Yurttaşlar içeri kontrollerin ardından, güvenlik kontrollerinin ardından alınıyorlar. Alana girmek isteyen vatandaşları şu an görüyorsunuz. Sırayla içeri alınıyorlar. Büyükler çok heyecanlı, öğrenciler çok heyecanlı. Onlar da günler öncesinden hazırlıklarını yaptılar. Bugün az sonra bir resmi tören yapılacak. Resmi bir çelenk töreni ve geçit töreni yapılacak. Dün İzmir Valiliği tarafından yine bu meydanda bir çelenk töreni düzenlenmişti. Bugün de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir resmi tören düzenleniyor. Ama hazırlıklar günler öncesinden başladı. Aslında Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi sokaklar, caddeler bayraklarla süslendi. 101 yıl sonra büyük bir coşkuyla kutlanacak Cumhuriyet. Bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde böyle devam edecek. Akşam da devam edecek bu coşku. İzmir için bir gelenek haline gelen 350 metrelik dev Türk bayrağıyla bir fener alayı yapılacak. Bu kutlamalar kapsamında önemli bir etkinlik de var. O da Türk Yıldızları gösterisi, hatırlayacaksınız. 9 Eylül'de tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek gösteri yapılmasına izin verilmemişti. Tepki çekince de geri adım atıldı. Bugün akşam saatlerinde 17.30'da Gündoğdu Meydanı'nda Türk Yıldızları'nın bir gösterisi olacak. Onun için de İzmir'de büyük bir heyecan var. Her milli bayramda olduğu gibi Cumhuriyet'in 101. yaşında da yine gururla izlenecek. Biz de o etkinliği de takip edeceğiz. Biz buradayız, gün boyu yapılacak bütün etkinlikleri takip edip aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü tekrar size bırakalım. Simge, çok teşekkürler. Simge Arıcan bizlerle birlikteydi İzmir'den. İstanbul, Ankara, İstanbul ve İzmir'den Cumhuriyet Bayramı.